Sevgili öğrenciler, bu haftaki etkinliğimizde seramik hamuru çalışması yapıyoruz ve bundan dekoratif kaseler yapacağız. Bunun için kullanacağımız malzemeler merdanemiz, makasımız, şekillendirme aparatlarımız ve daha sonra yapacağımız kaseleri nasıl kase yapmayı hayal ediyorsak evde bulduğumuz cam ve seramik ya da metal yüzeyli, üzerine yapışmayacak yüzeyli kaseler seçmeniz. İlk yapacağımız kısmı paketimizi önce açmak olacak. Daha sonra paketi açtıktan sonra hamurumuzu alıp seramik hamurumuzu alıp şekillendirmemiz gerekiyor. Bu yapacağımız seramik hamuru çalışması tamamen fırınlanmıyor. 24 saate havayla temasıyla kuruyor. Fakat boyama ya da farklı şekillerde şekillendirmek istiyorsanız 48 saat bekletirseniz daha güzel çalışmalar ortaya çıkacak. Şimdi hamurumuzun, seramik hamurumuzun bir parça alıyoruz, kullanacağımız kadar bir parça alıyoruz. Geri kalanını havayla temasını paketi açıldıktan hemen sonra bir buzdolabı poşeti yardımıyla hemen buzdolabı poşetinin içine kaldırıyoruz. Kaldırdık, poşetliyoruz. Havayla temasını kesiyoruz ve biraz sonra yapacağımız çalışmalarda onları da kullanacağız. Bir merdane ile, evinizdeki bir merdane olur, bir cam şişe olur, önce şekil veriyoruz. Elinize ilk aldığınızda hamurun içindeki havayı da çıkartabilirsiniz. Önce ilk yapacağınız şey bu da olabilir. Sonrasında, bu işlem sonrasında merdane ile yavaşça açıyoruz. Çok bastırmıyoruz bu işlemi yaparken de ama yavaş yavaş 1 santimden daha ince bir kalınlıkta açmanızı istemem. Eğer çok ince bir kalınlıkta açacak olursanız da kırılmalar ve çatlamalar olabilir. İlk olarak bu cam kasemi alıyorum ve gördüğünüz gibi üstüne yerleştiriyorum. Elimle de düzeltmelerini yapıyorum. Sonrasında da bu kenar kısımlarından kesim işlemi yapacağım. Bakın şimdi. Dekoratif kaseler yapıyoruz. Kuruduktan sonra renklendireceğiz yine. Kenarlarından kestiğim parçaları da alıyorum. Sonraki işlem aşamada bir süngere ihtiyaç duyacaksınız burada da. Atık bir sünger parçası olabilir. Benimki gibi böyle işlerde kullandığınız. Hafif nemlendirmemiz gerekiyor. Çatlamalar oluşmaması için. Sonra kurumaya bırakacağız hamurumuzu. Gördüğünüz gibi sonrasında zımparalayarak da yapabilirsiniz bu yaptığım aşamayı. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi kurumaya bırakıyorum artık ilk kasemi. Şimdi diğerlerine geçiyoruz. İkinci kasemizi yapacağız. Farklı farklı şekillerde yapacağız. Mesela bir tanesinde şimdi bu kalan küçük parçadan bu minik saksıdan kendime bir tane yapmayı düşünüyorum. Hemen açıyorum. Onu yine kalıp olarak kullanacağım. Merdane ile yine aynı şekilde seramik hamurunu açıyorum.
da tamamen etrafını kaplayacak şekilde yapıyorum. Şimdi bir farklı yöntemini daha göstereceğim bunların. Böyle minik dekoratif saksılara dönüşecek ama yapıştırmadan yapıyorum bu işlemi. Şeklimiz de hazır. Şimdi yine biraz önce plastik poşetin içine yerleştirdiğim samurdan bir parça alma zamanı. Herkes bu aşamayı yapmıştı. Şimdi açıyoruz yine. Havayla temasını kesmiştik. İkinci parçamıza geçiyoruz. Çünkü hemen havayla temasla kuruduğu için havayla temasını çalışırken azaltmamız gerekiyor. Şimdi yine tekrar bir parça daha alacağım. Açıyorum, bakın. Yine kullanacağım kadar bir parçayı kesiyorum. Bu seferki yapacağımız kısımda bir farklı bir kase yapalım. Biraz önce direkt dışına kapladık. Şimdi yapacağımız neyi de göreceksiniz anlatınca nasıl olacağını. Yine aynı şekilde önce elinizi alıp biraz yuvarladıktan sonra ikinci aşama merdane ile şekillendirme olacak. Sonrasında da nasıl bir dekoratif ürün tasarlıyorsanız üçüncü aşamada da öyle şekillendiriyoruz. Kurume ve boyama işlemlerini de 48 saat geçtikten sonra nasıl yapıldığını anlatacağım. Şimdi yine biraz daha istediğim kalınlığa gelmemiş. Biraz daha açılmasını sağladıktan sonra yuvarlak bir kasemi alıyorum şimdi. Sonra hamurun üstüne yerleştiriyorum. Ve tam kenarlarından yine kesiyorum. Şeklimi oluşturuyorum. Biraz önce yaptığım işlemin biraz farklısı bu da bakın. Kenardan çıkan parçaları alıyorum. Kasemin üzerinden alıyorum. Ve yüzey üstünden çıkartıyorum. Bu sefer tabağın dış kısmına yerleştiriyorum. Yine ıslak süngerimle, hafif nemli süngerimle çatlamalar oluşmasın diye düzelteceğim. Çok su değil, az su. Yine bakın düzeltiyorum. Çünkü hemen havayla temasıyla kurumaya başladığı için eğer çatlamalar başladıysa o çatlamaların önüne geçmek için böyle düzeltmeler yapıyoruz. Hafif nemli olan süngerle düzeltmeler yapıyoruz. Kenarlarını her ne kadar kestiysek de çok düzgün olmadığını düşünüyorsanız tekrar yine düzeltmeler yapabiliyorsunuz. Sonrasında bu işlemleri kuruduktan sonra zımparayla da gerçekleştirebilirsiniz çocuklar. İsterseniz yüzey üstüne, tabaklarınızın üstüne dokular oluşturabilirsiniz. Evet. Şimdi kurumaya bırakıyoruz yine.
Sıra geldi bir farklı örneği daha göstermeye. Bu da geçen sene hepiniz atölyemde görmüşsünüzdür. Yine hazırlamış olduğu bir seramik hamurunun üstüne çınar yaprağı basarak çıkarttığım bir örnek. Böyle kaselerde oluşturabilirsiniz. Sonra kururken yine bir tabağın üstüne kapatarak kurutmuştum. Sonrasında kurumuş ve boyanmış hali. Şimdi devam ediyoruz. Yine hamurumuzdan bir parça daha alarak yeni bir şekil daha oluşturuyoruz. Farklı bir kase yapısı daha seçmiştim. O örneği de yapalım. Elinizde farklı çeşitli hepiniz kaseler seçeceksiniz çünkü. Hepsine uygun örneklerini göstererek bu çalışmayı nasıl yapacaksınız görmenizi istiyorum. Şimdi her seferinde elimize alıp birazcık yoğurup daha sonra da merdane ile açıyoruz. Yine hep bakın aynı işlemi yapıyoruz. Yine açıyorum. Şimdi bu buraya kadar olan işlemleri hepimiz anladık. Bu kaseler kuruduktan sonra tamamen tabağın içinden 48 saat sonra 24 saat sonra çıkartabileceğiz. Üstünden çıkartabileceğiz. Peki sonra ne yapıyoruz? Anlattım videonun geri kalanında ama zımparalama işlemi yapacağız. Yok doğal kalsın diyorsanız da doğal şekliyle kalabilir. Sonrasında da boyama işlemi yapacağız. Tamamen kurumadan boyama işlemini yapmıyoruz. Tamamen kuruma işlemi 24 saat içinde, hatta 48 saat bekletirseniz daha iyi olur. Tamamen kuruma gerçekleştikten sonra boyama işlemi de yapabiliyorsun. Şimdi de bu kasenin şeklini, mesela bu şekilde bir bardak altlığı da olabilir yapacağınız. Ucundan tutarak bakın kaldırdım, yapışmadı da. Çalışacağınız yüzey de önemli tabi. Daha sonra ben bu kasenin yine üzerine yerleştirerek yapacağım. Diğerleri yuvarlak şekilde formdaydı. Bu da dikdörtgen bir yapıya sahip. Her seferinde bakın bütün işlemlerimizi bitirdikten sonra hafif nemli bir sünger yardımıyla üzerlerinden geçmeyi de sakın unutmayın. Kurulmalar, çatlamalar veya düzeltmeler yapmak istiyorsanız bu işlemden sonra da yapabilirsiniz. İşte bu şekilde şeklimi de oluşturdum. Şimdi kurumaya bırakıyoruz.
az önce oluşturduğumuz, kurumaya bıraktığımız şekillerimizi gördükten sonra şimdi yapacağımız şekilleri oluşturmaya başlayalım. Öncelikli olarak hamurumuzu elimize alıyoruz. Yine merdane yardımıyla açıyoruz. Bu sefer kullanacağımız hamur şekillendirme aparatları ve daha sonra kenarından artan parçaları çıkararak sonra da hafif nemlendirip düzeltip kurumaya bırakıyoruz. Düzeltmeleri yaptıktan sonra şimdi yine kalan parçadan yeni bir kalıpla şekil yapmayı seramik hamurundan yine görelim. İsteyen de yine bu seramik hamurlarından da böyle istediği kalıpları kullanarak şekillerini oluşturur. 1 santimden ince olmamasına dikkat edin. Belli bir kalınlıkta olsun, kuruma aşamasında bir sıkıntı yaşamanız istemem. Sıkıntı yaşamanızı çok ince yapmayın. Bu benim mesela yapmış olduğum biraz ince oldu. Bundan daha da incesini yapmayın. Yine kenarlarını düzelttikten sonra kurumaya bıraktım.